Hepiniz hoş geldiniz. Dün bıraktığımız yerden devam edelim ve bütün muhataplara da söyleyelim ki bu işin peşini bırakmaya niyetimiz yok. Dün burada tabloyla açıklamıştık. Enflasyon fiyat farkı alacak memurlar. Enflasyon Ocak ayında yedi buçuk olarak verildi. Birinci altı ayda enflasyonu TÜİK yüzde kırk iki otuz beş olarak açıkladı. Normal şartlarda ne yaparsınız? enflasyondan verilen yedi buçuğu düşüp 34.85'i bulursunuz. Bunun üzerine ikinci altı aylık yüzde yediyi eklersiniz ve zam oranı bulunur. Yüzde 44.29. Bu kadar basit bu. Bunu Türkiye'de çok basit hesap bilen herkes böyle yapar. Ama Maliye Bakanlığımız aynı şekilde yüzde yedi buçuk enflasyon çıkmış. Çıkan enflasyona yüzde yedi buçuk iskonto uyguluyor. Memurun cebinden ve hesabı aynı şekilde sürdürüp yüzde 41 zam buluyor. Bunun altına sendikayla bakan imza atmış, bakan hesap bu diyor. Ve böyle olursa, böyle olursa dün ifade ettiğim gibi örneğin bir hemşiremiz, beşin birindeki hemşiremiz 222 lira az para alacak her ay. Ya da öğretmenimiz birin dördünde 231 lira az para alacak her ay. Bakanlık böyle hesaplanacak demiş. İmzanın öbür tarafından ses yok. Memur Sen Başkanı, Konfederasyon Başkanı Sayın Ali Yalçın'a dün seslendim. Konfederasyon nasıl hesaplanacak diye sordum. Ses etmediler. Hemen bakanlıkla görüşüp bu genelgeyi değiştirmeleri lazım. Sağ olsun başka sendikalar, yetkisiz sendikalar grubumuzu aradılar. Hesaplamayı aldılar. Bugün mahkemeye başvuracaklarını söylüyorlar. Ama ben baktım bu konuda memur sen ne diyor diye bakın ne buldum arkadaşlar. Bir ara memur senle kamu sen deyim yerindeyse hesap yöntemi üzerinden kapışmışlar. Memur sen halen internet sitelerinde duran bir yazı yazmış. Kamu sen için enflasyon farkı ders notu diyor. Biraz alaycı ders veriyoruz size diyor. Bakın hesabı burada anlatmış diyor ki bu dönem diyor yüzde üç zam almıştı. %4.76 enflasyon gerçekleşti. Şurada anlatıyor. 4.76'dan 3'ü çıkarırsınız. Kalan 1.76 zam hakkıdır memurun diyor. Kendi sitelerinde alem var. Bakın ders olarak benim anlattığımı anlatmıştın. Ve diyor ki böyle hesaplanmalı diyor geçmişte. Şimdi niye susuyor? Niye açıklama yapmıyorlar? Ya 2 lira değil, 22 lira değil. Her ay 222 lira. Kim kime veriyor? Toplu sözleşmeyle hak etmişsin. Kapı gibi yazıyor. Daha önce bu konuda Türk İş onlarca yazısı var. Enflasyon fiyat farkı nasıl hesaplanır böyle? Zaten aklın yolu bir. Enflasyon zamdan fazlaysa farkı vereceksin. Burada. Hayır diyor. O farka yüzde yedi buçuk iskonto yapacağım. Niye? Niye yani? Niye? Sebebi ne? Sebebi işte verdiler ya bir miktar fark. Onun bir kısmını böyle alıyorlar. Bir başka kısmını gelir vergisi artışından alıyorlar. Zaten enflasyon yemeye devam ediyor gelen her zam mı? Bu meselede buradan memur sen genel başkanı Sayın Ali Yalçın'a kişisel hiçbir husumetim, hiçbir sorunum yok. Ama hani meclisteki isminle sataşıyorum. İsminle imzayı attın. Bu senin memura borcun. Burada da madem ki kamu seninle dalga bile geçmişsin nasıl hesaplanacağını ben sana öğreteyim diye isimle satışıyorum. Ali Yalçın cevap ver bu hesap nasıl yapılacak? Her öğretmenin cebinden 222 lira her ay hemşirenin cebinden çaldıracak mısın çaldırmayacak mısın? İsminle satışıyorum cevap ver. Ve bu konuda bir tutum alın. Sendika bu konuda tutum almazsa burada kötü niyet ararız. Araştırma görevlisinden 285, genel müdürden 968, şube müdüründen 295, başkomiserden 300, polis memurundan 258 lira. Bu polis memuru biri birinin 258 lirasını çalarsa ona kelepçe takıyor, götürüyor. Başkomiser de ona ifade alıp mahkemeye yolluyor arkadaşlar. Şimdi bu polisin cebinden her ay 258 lira çaldıracak mısınız sendika? Milletin malının, canının, parasının güvencesinin cebinden her ay para alıyorlar 250 lira. Hesap yöntemiyle, Ali Cengiz oyunuyla. Bu Ali Cengiz oyununa memur senin Ali Yalçın'ı sessiz kalmasın. Hakkını arasın, bu paranın alınmasını sağlasın. Diğer sendikaların duyarlılığına, mahkemeye başvurmalarına kıymet veriyoruz. Bu para bu hesap Ali Cengiz oyunuyla bu şekilde çalındığı müddetçe bu meselenin peşini bırakmayacağız. Bu meselenin peşini bırakmayacağız. Böyle bir şey yok. Devletin memurunun sözleşmeden gelen, toplu iş sözleşmesinden gelen, kanunlardan gelen hakkını kimsenin bu şekilde iç etme hakkı yok. Ha! Geçen yıl nasıl yaptılar? Enflasyon küçük, fark küçük olunca aradaki 1 lira, 2 lira, 3 lira görülmüyordu belki. Ama bugün bu paralar çok kayda değer paralar noktasına gelmiştir. Bunun üzerinde ısrarla durmaya devam edeceğiz. Süleyman Soylu Sayın Suç İşleri Bakanımız dün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili katıldığı bir programda günlük dezenformasyon kotasını doldurmuş. Fırsat bulmuş. Hemen dezenformasyon kotasını orada doldurmuş. Diyor ki: Bize ikide bir yargılanacaksınız diyenler talimat almıştır. Bunun başka izahı yoktur. Ya şimdi biz dönüp geçmişte hukukun dışına çıkanların insanların geleceğini çalanların parasını çalanların suç işleyenlerin uyuşturucu baronlarının peşini bırakmayacak diyoruz. Rüşvetçilerin peşini bırakmayacağız diyoruz. Mesela Sayın Vedat Bilgin çıkıp beni yargılayacaklarmış yargılattırmayın falan demiyor. Mesela Sayın Nebati çıkıp üstüne alınmıyor bunu. Orman Bakanı üstüne alınmıyor, Tarım Bakanı üstüne alınmıyor. Neden Süleyman Soylu üstüne alınıyor? Çıkmış, bizi yargılayacaklar diyor. Biz suçluları yargılayacağız diyoruz. Suç işleyeni yargılayacağız diyoruz. Yarası olan gocunuyor galiba. Kimsenin bir derdi yokken Süleyman Soylu'yu tutan bu kaşıntının manası nedir? Vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Ama kendisi bilsin ki bizim rehberimiz hak aramak için sokağa çıkan öğrenciye, mağdura, mazluma, anneye gaz sıkanların ve kelepçe takanların rehber aldıkları şey bizim rehberimiz olamaz. Kendine özel hukuk yaratanların, kanunsuz emir verenlerin, siz yıkın kanun arkadan gelir diyenlerin dayandığı nokta bizim dayanağımız olamaz. Bizim dayanağımız Süleyman Soylu'ya da karşı bu iktidar döneminde suç işleyen, kendi bakanlığına dezenfektan satanlardan tutun, Bakara Makara suresiyle milleti cuma günü uyutup çikolata kutusunda para alanlara kadar ya da elbise askısının içinde para alanlara kadar o sürecin tamamıyla hukuk bağımsız bir yargının varlığında hesaplaşacak o hesaplaşmanın bir tarafı Süleyman Soylu olacak anlaşılan. Öyle diyor. Taraf teşekkür etti dün çünkü. Biz suçlulardan hesap soracağız diyoruz. Soylu çıkıp beni yargılayacaklar diyor. Taraf oluştu. Öbür tarafta ben yokum. Öbür tarafta Kemal Bey yok. Öbür tarafta hukuk olacak. Bundan emin olsun. Ve vatandaşlarımızın hepsine de söylüyoruz. Bu meseleyi üstüne alıp her gün bağıran çağıran Süleyman Soylu bunu acaba niye gerek duymaktadır? Bir kötü haber de Süleyman Bey'e siyaseten var. O Sayın Vedat Bilgin. Vedat Bey gözü döndü. Açtı ağzını yumdu gözünü. Ve diyor ki işin sahibi olarak da bir işsizlik sigorta fonu ona emanet bir fon sonuçta. Ve işçinin kumbarası o. Yani bir kumbara da para toplanıyor. Onun içine devlet para atıyor. işçiden kesiliyor işverenden ama işçi için toplanıyor. O para işçinin. Diyor ki İşbaşı eğitim programlarını yeniden düzenledik diyor. Türkiye'nin emekçilerinin işsizlik sigorta fonu için kesilen paralarının böyle saçma sapan programlara gitmesine izin vermeyeceğiz, istismar ettirmeyeceğiz. Bu programları kim başlattı arkadaşlar? Süleyman Soylu. Çalışma Bakanlığı döneminde o muhteşem Çalışma Bakanlığı döneminde. iz bırakar işi bu. Mevcut bakan diyor ki böyle saçma sapan yerlere parayı çarçur ettirmeyiz. Sebebi de şu. Ben bakana hak veriyorum. Yeni istihdam için, genç istihdam için iki yıl destek. Kime? İşçinin kumbarasından işverenin cebine. Ve sonra iki yıl sonra bu çocuğu işten çıkarıp yenisini alıp yeniden destek alıyorlar. Bu olmaz. Eğer bu iş işçi içinse şöyle yapmak lazım. Alırsın işçiyi iki sene ben sana destek veririm. Örneğin en az beş yıl çalıştırma şartıyla yoksa o parayı senden geri alırım. İki yılın son günü işten çıkarıp yeni işçi almak istihdam desteği midir? Yoksa devleti enayi yerine koyup işçinin kumbarasının işini boşaltmak mıdır? Süleyman Soylu bunu yaptı. Bakan müdahale edeceğiz diyor, ettik diyor. Bakan doğru söylüyor ama sayın bakan bunu kendinden öncekileri suçlarken Süleyman Soylu'yu suçladığını da bilsin. Bilip de yapıyorsa arkasındayız bilmeden yapıyorsa bu da ikisine dert olsun otursunlar konuşsunlar. Ama biz işsizlik sigorta fonundan her dönem sürekli bir istismar yapılmasına son derece karşıyız. Bunu AK Parti 2008-2013 yılı arasında kapa işsizlik sigorta fonundan 11,5 milyar para aldı. O günün parasıyla. 11,5 milyar para düşünün. Ve bu parayı geri vereceğiz dedi de hala vermediler. GAP önemli bir proje. GAP'ı tamamlamak için işsizlik sigorta fonundan para aldılar. Bugün yerine koysan 100 milyarın üstünde para bu. 100 milyar öyle böyle bir para değil. Ve çalındı bu para işçinin cebinden. O günden sonra da abuk subuk işlerle hep işverenin cebine pandemide bile kısa çalışma ödeneği kime verecek işçiye kim verecek patron kimin cebinden işsizlik sigorta fonundan. Yani bayramda çocuğa harçlık vereceksin, kumbarasından al da harçlık ver bakalım sana ne diyor. O para onun zaten. Niye işverene veriyorsun? İlave istihdam teşvikleri, nakli ücret destekleri, asgari ücret destekleri, Efendim kadın genç mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdamı için işveren teşvikleri, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde olup sınavda başarılı olan öğrencilere verilecek yeterlilik belgesinin ve sınav ücretinin ne düşünürseniz işsizlik sigorta fonundan. Devlet kendi yapması gereken işleri işçinin kumbarasından yapıyor. Biz buna sonuna kadar karşıyız. Ve bu paraların sadece işçinin işsiz kaldığı durumda ya da işsizliğinin engellenmesine yönelik olarak harcanmasının arkasındayız. Bu paraların da peşindeyiz. Bu paralar bu fona geri ödenmelidir. Bu arada bu bahsettiğim iş Türkiye'de memur olmayıp da işçi sözünde çalışan herkesi ilgilendiriyor. Herkesi. Yani bu böyle birilerinin parası bağırıp çağıran bir grup sendikalı işçinin parası falan değil. Hepinizin parası. Diğer taraftan Çalışma Bakanı'nın iyi yaptığı bir şey var ama kötü yaptığı çok şeyler var. Çalışma Bakanı bu aralarda Dediğim gibi bolca konuşuyor. Bazen doğru söylüyor, bazen saçma söylüyor. Ama dün şöyle bir şey söyledi. Türkiye'de her ailenin, her gelir grubundan ailenin kapısında araba var. Çocukları okuyor. Birincisi, her gelir grubundan deyince, yüksek gelir grubundan ailelerin kapısında araba var. Onun altındaki bir grubum vardır. Orta direğin arabası olsa bile koyacak benzin koyacak mazot koyacak parası yok. Ki o orta direğinde dörtte birinde ya araba var ya yok. Ama bak ne diyor? Her gelir grubundan. Ya düşük gelir grubundan fakir fukaranın kapısında ne arabası var? Varsa komşusunun arabasıdır o kapı önünde duran. Adamın eve ekmek almaya parası yok. Her gelir grubunun arabası var diyor. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Devamında da diyor ki çocukları okuyor. E okumasın okumasın. Belli gelir gruplarının çocukları okusun. Düşük gelir gruplarının çocukları okumasın. Ne demek ya? 20 yılın sonunda çocuk okutmayı bir refah ölçütü olarak gören bir bakanla karşı karşıyayız. O her gelir grubundan çocuğun zorunlu olarak okuması bu ülkenin anayasal ödevi senin iktidarının da kaçamayarak yapması gereken bir iş. Çocuklar okula gidiyor diye hepsi mutlu. Ne düşünüyor bu? Açlıktan kırılmakta olan çocuklar böyle Afrika'daki gibi karınları şişecek. Başlarında akbaba bey. Öyle bir ülke mi düşünüyorsun Türkiye'yi? Bunun bir sonrası o. Fakirlikten dolayı okula gidememeyi fakirlik göstergesi görüyorsan sen bu memleketle ilgili taahhülü çok kötü demektir. Böyle bir saçmalığı reddediyoruz. Öyle çocuğunu okuyula yollayabiliyorsun demek ki zenginsin gibi bir tariflemeyi Sayın Bakan'ın kendi siyasi geçmişine kara bir leke olarak not ediyoruz. Bu dursun bir yerde. Dün şöyle bir açılış yapmıştık. Dezenformasyon yasası dedikleri esasen sansür yasasını yoğun muhalefetimiz ve toplumda oluşan tepkiler üzerine bir Ekim'e bırakmışlardı. Bu süreyi doğru geçirin, basın emek örgütleriyle çalışın, muhalefetle görüşün, bu yasayı düzeltelim demiştik. Ancak resmi gazetede basın ahlak esasına dair genel kurul kararları yayınlandı. AK Parti aynı AK Parti arkadaşlar. Yine dönüp de kimselere sormamışlar. İşin özeti şu. Evrensel bir gün Cumhuriyet Yeni Asya Karar Milli Gazete ve Kendilerine müzahir olmayan ne kadar basılı yayın organı varsa onları zapturapt altına almak için yeni bir çalışma. Saray rejimi gururla sunar. Ne yapacaklar? Öyle bir basın kurulu kararı, genel kurul kararı almışlar ki bazı disiplin suçlarını icat etmişler, bazı ifadeleri muğlaklaşmışlar, bazı alanları genişletmişler. Sopayı kalınlaştırıp elini alıp basına göstermekteler. Bundan sonra bunlara uymazsan sana ilan vermem. Kime verirsin? Kime verecek? Yandaş medyaya veriyorlar. Defalarca konuştuk bunu. Bir de küçük ortağı müzayir Türk Gün ile Bengi Türk Televizyonu'na yağdırıyorlar. Süre olarak en uzun reklam Bengi Türk'te. Alan olarak en geniş reklam Geçmişte muhalif olup şimdi majestelerinin muhalefeti. Çünkü Sayın Bahçeli diyordu ya biz muhalefet partisiyiz diyor. İktidar olsak bakanımız olur. Denge ve denetleme. Dengeyi güzel kurmuşlar. Bakanları yok ama akarları çok dün söylediğim gibi. Ve en çok ilan dört halı büyüklüğünde Türk Gün Gazetesi'ne. Ama şöyle diyorlar. En çok parayı biz almıyoruz. Sabah bizden çok olur. Neden? Onun reklamı pahalı. Bizim reklamımız ucuz kendi gazetesinin reklamı ucuzsa, çok ucuza reklam verilebiliyorsa bunun sebebini Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını da sürdüren bir yandan da gazetenin baş yazarlığını yapan çok kıymetli bir kardeşimiz var. Küfür uzmanı, hakaret uzmanı. O kardeşimiz bir düşünsün bakalım. Benim köşemin yanına verilen reklam ucuz da başka gazetelerdeki köşe yazarları yanına gelen pahalıysa acaba bu fiyat belirlemesinde benim bir katkım var mı? Acaba sırf küfrediğim için okunmaya değer görülmüyor olabilir miyim? Sırf iktidarı yanladığım için olabilir mi? Örneğin EYT'lilere MHP'nin verip de tutmadığı söze bir kelime yazmayıp 3600 ek göstergeyi CHP 3600 kez söyleyince susup olunca övgüler yağdırmamdan olur mu? Bu gazeteyi bu hallere getirdik. Bu kadar ucuz bir gazete ama saraydan bahşişi alabilmek için bir yılda Dört halı büyüklüğünde reklam vermişler. Rezil olduk ele güne. Düzeltmeye uğraşıyoruz. Daha da batıyoruz. Diyorsunuz. Olabilir mi? Tabii basındaki bu sorunları takip etmeye ama esas olarak iktidarımızın ilk üç ayında meclise mütabakatla sevk etmeyi düşündüğümüz ve basın meslek örgütlerinin tam oluruyla geçirmeyi düşündüğümüz yeni basın kanunu ve sendikalaşmalarının önündeki engellerin kaldırılması, basın yayın organlarının sahiplerinin devletle iş yapmalarına getirilecek kesin yasaklar, patronu siyasetten, emekçiyi patrondan sakınacak düzenlemeleri hazırlıyoruz. O güne kadar biz AK Parti'nin bu yaptıklarına meclis mecrasında, anayasa mecrasında, tüm mecralarda direnmeye devam edeceğiz. Ama günü geldiğinde basın emekçileriyle birlikte onların hak ettikleri kanunu 3 ay içinde geçireceğiz. Basını ele geçirmeye değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir basın için basın kanunu, medya kanunu yapmaya hazırlanıyoruz. Bunu not edelim. Eczacıların çok ciddi sorunları var. Sayın Genel Başkanımız son grup toplantısında değinmişti. Eğer meclis olsaydı bu salıda bu konu üzerinde duracaktı. Çünkü sorun şu. Eczacıların bir dizi sorunu var. Bu sorunun en başında artık zorunlu giderlerini, artan zorunlu giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelmiş eczacılar var. Asgari ücretteki artışlar, ısınmadaki, elektrikteki, her türlü altyapıdaki artışlar ve tam 2009 yılından beri 13 yıldır değişmeyen ilaç fiyat kararnamesi. Ve her geçen gün eczacıların artık biraz daha borçlarını döndürememeleri söz konusu. Türk Eczacıları Birliği diyor ki iki eczaneden biri kapanacak. Şu anda eczanelerin 28700 eczanenin yarısından fazlası ya borçlarını ödeyemiyor ya da hiç para kazanamaz ve iflasın eşiğinde olan eczaneler. Ha ilaç fiyat kararnamesi düzelir, ha bir çare bulunur diye şu an eczanelerde icra iflas işlemleri yapılmıyorsa bunun için gün sayılıdır. Türkiye'deki iki eczaneden biri batma noktasındadır ve burada bir tedbir alınmazsa bu önemli bir halk sağlığı sorunudur. Güç durumda olan eczanelerin pek çoğu beldelerindeki tek eczanelerdir. Mahallelerindeki tek eczanelerdir. Büyükşehir yasasına göre konuştuğumuzda. Köylerindeki tek eczanelerdir. Sağlık hizmetinin hem yaygınlığı açısından hem erişilebilirliği açısından sorun büyüktür. Ayrıca ilaç fiyat kararnamesindeki sorunlar yüzünden Türkiye'de dönem dönem farklı rakamlarla bine yakın ilacın piyasada yoka düştüğü ya da çok az bulunduğu kapı kapı gezilerek ilaçların bulunabildiği bir süreçteyiz. Ayrıca sağlık uygulama tebliğinin güncellenmemesinden dolayı başta vakıf üniversitelerinin hastaneleri bazı özel hastaneler ve devlet ve üniversite hastaneleri çok ciddi zor durumda. Bu iki sonuç doğuruyor. Bazı sağlık hizmetleri sunulamıyor. Bazılarına çok ileri günler veriliyor. Bazıları için şu tıbbi malzemeyi al gel ancak ameliyatı öyle yaparız deniyor. Bazılarına çok ucuzunu takarız ama çok daha iyisi var onu yapsak çok daha doğru olur isterseniz bekleyin belki bu fiyatlar düzelir deniyor ve. Örneğin 13 bin, 15 bin çalışanı olan vakıf üniversitelerinin çalışanlarına verecekleri ücret açısından da bu fiyatnam, bu kararname, sağlık uygulama tebliği önemlidir. Sağlık bir bütündür. Sağlıkçı mutlu olmazsa, eczacı mutlu olmazsa, doktor mutlu olmazsa, geçinemezse o sağlık hizmetinin sunumundaki aksama ve kalite düşümü kaçınılmazdır. Çok kahraman bir sağlık ordumuz var ama onun kıymetini bilmeyen, ona verilen sözleri tutmayan bir Sağlık Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu konuda son olarak şunu söyleyeyim. EMA diye Avrupa İlaç Ajansı diye bir kuruluş var. Yeni hastalıklara yeni ilaçlar ya da mevcut hastalıklara yeni ilaçlar icat ediliyor ya. 2014'ten bugüne 279 hayati ilaca EMA onay vermiş, ruhsat vermiş. Bu 279 ilacın sadece 65'i Türkiye'de var. Bu 279 ilaçtan 214 tanesi bize kapalı. Türkiye bu ilaçlara ruhsat vermiyor ekonomik gerekçelerle. Yani bazı hastalıklara çare bulunuyor. Bazı hastalıklara daha iyi ilaçlar bulunuyor. Daha az yan etkili ilaçlar bulunuyor ama Türkiye'ye gelmiyor. Bir ülkenin gelişmişliğindeki en önemli ölçütlerden biri budur. Yeni tedavi olanaklarına erişim. Türkiye'de kalmamış durumda. Daha az yan etki yapan kanser ilacı kalsın, paramız yok diyoruz. Daha ömrü uzatan, tedavi eden ilaçlar kalsın, paramız yok. Onu Almanlar kullansın, biz kullanamayız diyoruz. Ama en büyük köprüleri en uzun vadeli geçiş garantileriyle yandaşlara yaptırmakla övünüyoruz. Beşli çeteye bulunan para tedaviye ve ilaca bulunamıyor. Bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta budur. Sayın Genel Başkanımızın tweet'i çok konuşuluyor. Konuşulmaya devam edecek. İktidar değişimini, iktidar değişimini ilk önce köylerde muhtarlar, Ankara'da bürokratlar. Biz köydeki muhtardaki değişimi görüyoruz. Geçmişte muhtarlar toplantıları birilerinin tek elindeyken Sayın Genel Başkan'ın gittiği illeri bırakın ilçelerde muhtarlar salonlara sığmıyor. Bu Manisa'da yaptığımız iki toplantıda da gözümüzle kendi şehrimizde gördük. Siz Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Konya'dan Antalya'ya takip ediyorsunuz. Muhtarlar değişime inandı. Bürokrasiden dosya yağıyordu. Tasnifleniyor. Bugünkü durumda suç duyurusuyla tüketilmek istenmeyenler gelecekte bağımsız yargı için çaklanıyor. Bir kısmı ile ilgili gerekli işlemler yapılıyor ama o konulara çalışılıyor. E bir de diğer taraftan o gemiyi erken terk etmek isteyenler var. Bizim tarafa atlamak istiyorlar. Genel başkan dün akşam onlara durun dedi. Çünkü CHP'nin iktidar olduğu dönemde, CHP'nin iktidarda olduğu dönemde bugünkü gibi bir ilişkiye gerek yok ki. Beşli çetecikler reis değiştirmek istiyor. Bizde reis olmayacak, bizde hukuk olacak arkadaşlar. Kemal Bey ilişki kurması gerekenlerle kurar ama bugünün suçluları devletin borçlularıyla vallahi öyle baştan söyledik. Kamulaştırmalar yapılacak. Makul karınızı alırsınız. Güvendiğiniz o tahkimlere, mahkimlere sunulacak evraklar bütün dünya ülkelerinde var. Yani bir iktidarın kendi yakınları için yapmış olduğu ülke lehine değil birilerinin lehine anlaşmalar gelecek iktidarları bağlamaz. Öyle Londra'daki tahkimlere güvenmeyin. Özal'ın yaptığı otoyoldan kaça geçiyorsak sizinkinden de o kadara geçilecek kardeşim. Süleyman Demirel'in yaptığı köprü bayramda bedava. Seninki 250 lira yok öyle kardeşim. Bunların hepsi kamulaştırılacak. Ümid ederiz. Otoyollardaki otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız hep beraber. Hep beraber o gişeleri kırdığımız günleri göreceğiz. Bu ülkede kolay, hızlı, güvenilir ulaşım zenginlerin kullanabildiği bir şey olmaktan çıkacak artık. Öyle beşli çetelerin köprülerini Türk milletinin köprüsü haline getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının malı haline getireceğiz. Bundan emin olsunlar bizim kapıyı çalmasınlar. Bizim kapı herkese açık ama şey gibi Erzincan Kemaliye'deki gibi iki tokmak var. Vatandaş tokmağı çaldı mı biz o kapıyı güle oynaya açarız. Beşli çatı çalınca o kapı kapı karşısında duvar gibi durur. Asla ve asla bu iktidarın suç ortaklarının gelecekteki iktidarımızla ilişkilenmek için yapmış oldukları temaslara duyarlı değiliz, kapalıyız. Bizi kimse Tayyip Erdoğan'la karıştırmasın. Reis gitti yaşasın yeni reis. Yeni reis yok kardeşim hukuk var hukuk. Adalet var eşitlik var. Kral öldü yaşasın yeni kral. Kral yok demokrasi var. Demokrasiye yeniden geçeceğiz. Öyle kendini kral gibi gören padişah gibi gören ulufeler dağıtan Kendini met edene veren, sinir edene dirsek gösteren böyle bir anlayış Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bitiyor. Herkes bunu bilsin. Ee, Canikli'nin <laughs> çırpınışları var. Şimdi bu Canikli değişik bir adam. Boydak el konulduğunda tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından o günün bürokratı açıklıyor. Diyor ki biz hemen boydağı satalım istedik. Çünkü çok değerli. Değeri yerindeyken satalım. Binali Yıldırım'la Canikli karşı çıktı diyor. Kendisi burada. Konuşup duruyor. O dönemin bürokratı. Binali Bey Başbakan Canikli yardımcısı sattırmamışlar boydakı. Sonra başına bir kayyum atamışlar Erdünç. Ertunç Laçiner. İddia o ki Ertunç Laçiner Almanya ve Slovakya'da ki yatırımların başında ve iddia o ki Slovakya'ya 20 milyon euroluk bir kaynak gitmiş. Bu dile getiriliyor. Bu dile getirmelere karşı söylediği bir tek şey var. Çıkıyor, yalan diyor. Yalan. Nasıl yalan? 20 milyon euro yalan değil. Yok. Kaçtığı yalan şu yalan ben kendisiyle temas halindeyim. Ya demokrasiler de senin temas kurman değil. Kamunun temas kurması önemli. Sen biliyorsan Ertuğrul Ciner'i kamuoyuna da söyle. Ertunç Bey burada da şöyle de olabilir, ortaya da çıkabilir. Bu konuların soruşturulmasını istiyoruz. Meclis komisyonu kuralım diyoruz. Evet diyor musun, demiyor musun? Sen bize ondan haber ver. Ertunç Laçiner gelsin meclis komisyonunun önünde konuşsun. Bizim söylediğimiz bu. Bu komisyona evet oyu verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Bu komisyon bütün kayyumları araştırsın. O zaman şunu da araştıracak ama. Akın çorap var. Akın çorapta da kayyum var. Kayyumun da Canikli'nin danışmanı olduğu ile ilgili önemli iddialar var. Artış çorabın başına bir çorap ördün mü örmedin mi Sayın Canikli? Onu da soracağız. O yüzden böyle dönüp dolaşıp o da yalan, bu da yalan. Bir de bu Canikli'yi neden? Yani mesela Canikli'yi AK Parti Grup Başkan Vekili dün burada Dodurga ile ilgili onu konuşuyordu konuşuyordu. Canikli ile ilgili niye konuşmuyorlar? Ömer Çelik niye savunmuyor Canikli'yi? Canikli'ye sahip çıkan tek AK Partili'nin Canikli olması enteresan değil mi? Yani 10 milyonun üzerinde üyeleri var erimede merimede ama 10 milyon kişiden Canikli'yi bir tek Canikli mi savunur ya kendi kendini? AK Parti'de de bir rahatsızlık var demek ki. Ya da Canikli'ye sahip çıkanlar bir ortaya çıksın görelim arkadaşlar. Bir görelim. Canikli'ye sahip çıkanları görelim. Onları da ayrı sayarız. İleride tarih önünde Canikli ile bir onlar da mahcup olur. Hacettepe'nin mezuniyet töreni. Kaya Avşar diye gencecik bir doktor. Hepimize ders olacak nitelikte çok önemli şeyler söylüyor. Öyle söyledikleri bugün de doğru ama aşkın zamanlı şeyler söylüyor siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformda bilimsel bilimi rehber edilmiş baskılardan uzak üniversite. Biz bunu taahhüt ederiz Kaya Avşar'a. Buna tahammül edemeyenler var. Dekan susturmaya çalışıyor. Neden? Efendim söylediklerinin neresi yanlış ya? Sen şey mi düşünüyorsun? Siyasi baskılara açık, bilimsel kaygıları olmayan, demokrasinin ön planda olmadığı özgürlüğün bulunmadığı yerler olsun üniversite. Bunu mu desin çocuk? Kaya Avşar'ın konuşmasının altına imza atarız. Sadece onunkini atmayız. İstanbul tıp mezuniyetinde Merve Nur uçar. Rasım Özden öğrenden alıntı yaptı. Dedi ki bu deveyi de güdeceğiz. Bu diyardan da gitmeyeceğiz. Efendim sosyal medyada AK Parti. Sanki seçim kazanmışlar kutluyorlar. İşte gençler. Ya Gençlerin yüzde yetmiş beşi dışarıda hayal kuruyor. Doğru. Biz aman yapmayın diyoruz. Biz Merve Nur Uçar'ın da konuşmasını, Kaya Avşar'ın da konuşmasını hem önemsiyoruz hem alkışlıyoruz. Bütün dünyanın hayal kurduğu bu güzel ülkenin gençlerinin yurt dışında hayal kurması en çok bizi üzüyor. Ve biz Merve'ye de Kaya'ya da diyoruz ki siz burada yetiştiniz, buraya hizmet edeceksiniz. Ama dışarı gitmek isteyen arkadaşlarına hiç olmazsa seçim gecesine kadar bavulları toplamayın diyoruz. Dışarıda olanlara da seçim yakın bavulları hazırlayın diyoruz. Onları da buraya davet ediyoruz. Türkiye'nin gençlerinin dışarıya gitmemek istemesi hepimizin onuru olur, gururu olur. Bugünkü anketlerde yüzde yetmiş iki, yetmiş beş, yetmiş anketine göre gençler imkanım olursa yurt dışına gitmek isterim, Türkiye'de kalmak istemem diyorsa bu ayıp AK Parti iktidandır. 20 yıldır kusura bakmasınlar onlar yönetiyor. Biz eğer kafalarda toplanmış o bavulları tekrar dolaplara yerleştirebilirsek önceden toplanmış bavullar şimdi yeniden toplanıp Türkiye'ye dönerlerse bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gururu olur. Bizim taahhüdümüz kimsenin bavulları toplamaması dışarı gidenlerin de bavulları toplayıp Türkiye'ye dönmesidir. Elbette eğitimler olacak. Elbette yetkinlikler kazanılacak ama en uygun şartlarda bu ülkeye hizmet edilmesi de sağlanacak. Benim gündemim bu kadardı arkadaşlar. Sorunuz varsa yanıtlayabiliriz. Bu arada herhalde bir cevap gelmediyse memur sen genel başkanı Ali Yalçın'a isimlen sataşıyorum. İş düzük 69'a göre hemen cevap verme hakkı var. 2 dakika ben 20 dakika dinlerim. Allah aşkına hani Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa demişler. Gözümüzün önünde kurtlar memurun parasını yiyor. İsimle taşıyorum Ali Başkan. Sen bu işe ne diyorsun? Acele bu işin düzeltilmesi için bakandan randevuya mi gidiyorsun? Öyle gidiyorsan ayağına sağlık. Eğer susuyorsan biz bunu unutmayız, unutturmayız. Buyurun. çok yani sizin gibi haberlerden okudum ben de inceleme imkanım olmadı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, <laughs> maşallah dediğimiz inekler diye bir bölüm var mı bilmiyorum içinde. MHP'nin maşallah dediği inek 40 gün sonra sütten kesilir. Maşallah dedikleri çocuk 40 gün yaşar. MHP'nin destek verdiği bir iktidarın ekonomik buğrağına girmediği görülmemiştir. Sonunda erken seçim ve baraj altı. MHP'nin marifetleri budur. Ekonomideki en yanlış zamanda seçime gitmeyi, en yanlış stratejileri gütmeyi ve yanlarında durdukları herkesi felakete sürüklemeyi marifet bilirler. Marifetleri il, iltifata tabidir. İltifat almakla değil, reklam almakla övünürler. Gazetelerine, televizyonlarına reklamı verirseniz genel başkan yardımcılarının işlerini Eşlerini Sayıştay'a sokarsanız, mülakatlarda MHP'lilere torpil yaparsanız, onların gelecek tahayyülü budur. Bundan yetirirler. Ülkenin felakete sürüklenmesi onlar açısından bir sorun değildir. Kendi iktidarlarını ve ortaklarını seçime, erken seçime götürüp, daha iyi sonuçlar alınmadan hepsini birden baraj altı bırakıp, ülkeyi AK Parti'ye anahtar teslim vermek de, Onların işidir. Küfrettikleri ve bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz dedikleri kişiye destek vermek de onların işidir. 7 Haziran'da başbakan sen ol biz destekleyelim. Seçim vaatlerini yaptıktan sonra tek başına MHP iktidar olsun biz dışarıdan desteklerim diyene de hayır seçimler yenilenmelidir. AKP devam etmelidir diyen de odur. Bir kongre hesabına ittifak değiştiren sırf kongrelerini AK Parti iptal etsin de rakibi kendilerini kazanmasın diye kendilerini yenmesin diye delegelerin çok önemli bir kısmının imzaları varken kongresi varken onu iptal ettirip de anayasa değişikliğine olur diyen kendi iktidar sandalyesini Türkiye'deki iktidarın milyonları ezmesine feda etmeyen onu korumak için milyonları ezdiren de MHP'dir. MHP'nin gelecek tahayyülü şu anda budur. Bundan sonraki süreçte gerisini AK Parti düşürsün. 128 milyar davasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği şey faiz sebep değil sonuçtur. Enflasyon sonuç değil sebeptir. Biz faizleri düşüreceğiz deyip doları fırlattılar. O fırlayan doları dizginlemek için damadın görev süresi boyunca 128 milyar doları cayır cayır yaktılar. Bunu ekonomiyi bilen herkes biliyor. Bütün ekonomi yazarları biliyor. Türkiye'yi bırakın Dışarıdan Türkiye ekonomisine bakan herkes de 128 milyar dolarlık rezervin cayır cayır yandığını biliyor. Bilmediğimiz geçmişte Merkez Bankası doları kaçtan saat kaçta kime sattı listeleri yayınlanırken bu listelerin yayınlanmamasıdır. 128 milyarın kayıp olduğu konusunda bir şüphe yok. Varsa koysunlar parayı ortaya. Yok para. Kime satıldığı sürecinde doları dizginlemek için Normal satışlar, ihracat talepleri için satışların yanında bazı şüpheli satışlar da var. Biz bunların açıklanmasına vurgu yapıyoruz. Önemli sayıda şüpheli satış var. Açıklanması için talepte bulunuyoruz. Bu talebimizi AK Parti'de bir kişi uygun görmüştü. Bundan önceki Maliye Bakanı Lütfi Elvan bence açıklanmalıdır dedi. Vallahi Lütfi Bey nasıl paketlediler kendi bile anlamadı. Şimdi mahkemeye bu konuda delil toplamak istedik, şunu istedik, bunu istedik. Ama geçen hakimler savcılar kararnamesinde gördünüz. Hulusi Akar'a önce Özgür Özel'e Hulusi Akar'a söylediklerinden dolayı önce tazminat sonra ceza diyorlardı. O itiraz mahkemesi beni haklı gördü istinaf. Kazandık. Ne oldu hakim? Vın. Gezi davasına şer yazan hakim. Mancınıkla vın. Efendim sen Kaşıkçı davasının dosyasını Suudi Arabistan'a veremezsin. Kahraman mı Sen de bana soruyorsun haklı olarak bir gazeteci olarak bu kararı nasıl yorumluyorsun? Ya aksine olaydı mancına oturturlar hakimi. Vın, Türkiye sınırlarının dışına atarlar. Bu mahkeme tabii ki yargıtaya gidecek. Ondan sonra da nereye kadar gitmesi gerekiyor? Gerekirse anayasa mahkemesine, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ama Türkiye'de hukuk yeniden tesis olduğunda, hakimler mancınıkla atılma riskinden kurtulduğunda kararı yeniden görürüz. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.